Doğu Ateş YouTube coğrafya kanalından yine bir KPSS coğrafya deneme sınavıyla beraberiz arkadaşlar. Bizim evden, benim odamdan yine bildiriyorum. Ben Doğu Ateş. Umarım bu seneki sınavda bütün KPSS coğrafya sorularını doğru cevaplamanızı sağlayacağız. Hadi başlayalım. KPSS coğrafya dersi birinci deneme sınavımız. Özür diliyorum, birinci diyorum. Ya 40. oldu artık. Kaçıncı olduğunu da bilmiyorum. Deneme sınavımıza başlarken soru şöyle. Buralardan hangisi eğimin fazla olduğu sahalar arasında yer almaz? Türkiye haritası üzerinde bazı yerler gösterilmiştir. Arkadaşlar, 1 Yıldız Dağları, 2 Biga Yarımadası, 3 Menteşe Yöresi, 4 Şanlıurfa'nın güneyinde Harran Suruç Ovaları civarı, 5 numara ise Rize'de arkadaşlar. Şimdi ben bunlara baktığım zaman burada en düz, eğimin en az olduğu yerin çok belirgin biçimde 4 numara olduğunu görüyorum. Çünkü burası kocaman bir ovalar bölgesidir. Bundan 10 ay önce gittiğim bir saha, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep arasındaki bölge Türkiye'nin güneydoğusundaki düz ovalar, uçsuz bucaksız ovalar bölgesi. Ama Yıldız Dağları, Biga Yarımadası, Menteşe Yöresi ve Rize çevresi yer yer çok, yer yer az ama her koşulda eğimli engebeli sahaları meydana getirir. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı Denizli seçeneğinde doğru olarak verilmiş. Bunu sarı yaptıktan sonra bir sonraki soruya geçiyoruz. Arkadaşlar, Türkiye'nin coğrafi konumuyla ilgili olarak söylenen gibi özelliklerden hangileri bakımından ülkenin mutlak konumuyla alakalı olduğu söylenebilir? Şimdi bu özelliklerden hangileri mutlak konum? Eski dünya kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı konumda bu göreceli konum. Avrupa'ya açılan karayollar üzerinde bu göreceli konum. Ama doğusu ile batısı arasında yerel saat farkı bulunan bir ülke olması arkadaşlar mutlak konumla alakalıdır. Dolayısıyla cevabımız yalnız 3. Bu tip sorularda mutlaka bilin görün diye koyduğum bir soru. Kolay bir soru. Yapacağınızı kolaylıkla geçeceğinizi biliyorum. Arkadaşlar 40 tane KPSS coğrafya deneme sınavı yaptık. Bunun hiç kolay olmayacağını biliyordum. Çok özveri, çaba, zeka gerektiren bir süreç. Farklı, kalbur üstü, elit. Birinci sınıf muhteşem dedim ya, denemeler hazırlamak çok zordu. Çünkü şöyle bir usulüm var. Hiçbir kitaba bakmıyorum, hiçbir yere bakmıyorum. Hepsini kafamdan yazıyorum. Kolay değil. Çok yorucu. Darlandırıyor beni yani. Sıkıyor. Bir de üstüne üstlük beni motive edecek hiçbir şey yok. Hani güzel söz de gelmiyor. Açık söyleyeyim pek de kimsenin abone olduğu, reyting arttığında söylemez. Birbirinize de çok duyurmadınız. Sağ olun. Yani bunu, bu sistemimi kesinlikle ilgilenen, destek veren arkadaşlarıma söylemiyorum. Onları çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Onlar olmasaydı bu iş bu kadar büyümezdi. Ama geneli pek önemsemedi, bakmadı. Arkadaşlar şimdi sınavdan sonra bir daha gene göreceğiz. Bu sorulardan acayip çok soru yakalayacağız. O zaman da göreceğiz bakalım nasıl oluyormuş. Bu soruları önceden görüp girenlerle girmeyenler ne kadar fark edecek. Neyse, kimseye de sitem etmek istemiyorum. Üçüncü sorumuz. Türkiye'de görülen yukarıdaki bitkilerden hangileri dünyada yalnızca ülkemizde görülen endemik bitkiler arasında yer almaz? Biz endemikleri biliyoruz. Şahtık. Bir de bize endemik olmayanları soruyor. Şahbaz olacağız yani. Kaz Dağı Gökleri ve Muş Lalesi. Ben bunları bileceğim. Bunlar endemik bitki türleri. Çok meşhur. Ama sarı çam ve kayın, hatta karlı kayın ormanında yürüyorum geceleyin demiş Nazım Hikmet. Sarı çam arkadaşlar yine Doğu Anadolu'da görülen bir çam ağacı türü. Bu ağaçlar kesinlikle endemik değil. Çok belli zaten. Cevabımız Ceyhan 3 ve 4. Ama Kaz Dağı Gökleri ile Muş Lalesi'ni duymuş olun diye seçeneklere koymuşum. Aklınızda bulunsun. Doğu Hoca tesadüfen hiçbir şeyi koymaz. Doğu Hoca mesela coğrafyaysa babasını bile tanımaz. Neyse ya. Türkiye'nin Laf Seddi gölleri ele alındığında yukarıda verilen göllerden hangileri burası bunların arasında sayılabilir? Laf Seddi göllerimizin tamamı Doğu Anadolu bölgesinin özellikle
Yukarı Murat Van bölümüyle Erzurum Kars bölümlerinde yer alır. Yani volkanizmanın çok olduğu yerlerde. Hangi göllerdir bunlar? Nazik, Haçlı, Çıldır ve Erçek gölleri Lav Seddi Gölü olarak adlandırılırlar. Bunlar bilinir yani eski akarsu vadilerinin volkandan çıkan lavlarla tıkanmasıyla oluşmuş göllerdir. Dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneğinde doğru olarak verilmiş. Türkiye'nin dünya üzerindeki yerinin ona kazandırdığı jeopolitik ve jeostratejik önemi üzerinde. Aşağıda verilenlerden hangisinin etkisi daha fazladır? Şimdi jeopolitik, jeostratejik yani küresel siyaset ve küresel strateji üzerinde. Bakü Tiflis Ceyhan boru hattı önemli ama o kadar önemli mi? Antalya Turizm Bölgesi tartışılır. Güneydoğu Anadolu Ovaları. Boğazlar. Kıbrıs Adası. Arkadaşlar Boğazlar Osmanlı Devleti'nden günümüze Türkiye'nin sürekli başını ağrıtan hatta en son Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile dış devletlerin Osmanlı'ya karışmasını, Türkiye'ye karışmasını tamamen engellemişti Mustafa Kemal. Ama şimdi bu Kanal İstanbul bilmem ne hikayeleriyle gene karışmaya kalktılar. Fakat biz bu soruda şunu biliyoruz. Türkiye'nin jeopolitik, jeostratejik önemi üzerinde en önemli olgu Boğazlar'dır. Boğazlara çok dikkat etmemiz lazım. Boğazları Amerika'ya veya Rusya'ya kesinlikle terk edemeyiz. Antalya bölümü kıyıları ile ilgili olarak söylenen bilgilerinden hangileri doğrudur? Falezler geniş yarıklar. Oluşumunda Kars'tan şu an etkisi büyüktür. Kıyıdan birkaç yüz metre yükseğe çıkılana kadar maki bitkileri hakim formasyon oluşturur. Ya ben buradaki anlatılan her şeyin doğru olduğunu bizzat gördüm. Çünkü falezler acayip çok. Herkes de intihar ediyor bu falezlerden. Uçurum değil mi? Kıyı uçurumu. Oluşumunda karşılaşmanın etkisi çok büyük. Vallahi var. Geçen sene sizin YouTuberlar yumurta oldu. 2016'da mı ne? Pardon 2017 18'de yumurta oldu. Antalya Ovası denilen yer karstik bir sahadır. Karstik bir traverten basamağıdır. Neyse söylemeyelim öğrenmesinler. Burada karşılaşmanın etkisi büyük. Birkaç yüz metreye kadar çıkılana kadar maç bitkileri varmış. Kesinlikle doğru. O zaman 3 faktörde Akdeniz bölgesinin Antalya bölümüyle ilgili doğru nitelikler taşır. Edirne seçeneğini işaretle. Al gene klasik ve güzel bir soru. Aşağıdakilerden hangisi bu alanlar için ortak özelliktir? Aşağıdaki haritada bazı alanlar koyu renkte gösterilmiş. Yıldız Dağları, Biga Yarımadası, Aydın, İzmir yöresi, Alanya, Menteşe, Kastamonu, Tokat, neydi ya? Bitlis. Arkadaşlar bunların hepsi bana masif arazileri hatırlatıyor ya. Hatta bunlar Türkiye'nin başlıca masifleri değil miydi? Daday Devrekhani, Yıldız Dağları, Menteşe Masifi, Antalya Masifi, Kırşehir Masifi, Bitlis Masifi. Doğrudur. Genç volkanik alanlar veya karstik alanlar gibi şeyler kesinlikle değil. Buralar masif alanlardır. Aklınızda mutlaka bulunsun. Buna göre bölgelerinden hangilerinde nüfus yoğunluğu yukarıda açıklanan durumla çelişir? Bu sorular kim yazıyorsa var ya acayip cingöz ha. Vallahi be. Aşağı Türkiye'nin bölgelerinin batısındaki merkezlerde nüfus yoğunluğu genellikle doğudaki illerden daha fazladır. Bak batıdaki illerde nüfus yoğunluğu doğudaki illerden daha fazladır. Hangi bölgede bu durum çelişir diyor. Şimdi Doğu Anadolu'da mesela Elazığ, Malatya'nın nüfus yoğunluğu Van'dan Erzurum, Kars'tan daha fazladır. Veya İç Anadolu'da Eskişehir, Ankara'nın nüfus yoğunluğu Sivas'tan, Konya'dan daha fazladır. İzmir'de nüfus yoğunluğu arkadaşlar, İzmir demeyeyim de Akdeniz bölgesinde Antalya'da nüfus yoğunluğu bu da tam olmalı ama nüfus yoğunluğunun dağılışında temelde baktığımızda şöyle bir mesele var. Türkiye'nin doğusundaki merkezlerde nüfus yoğunluğu az, batısındaki merkezlerde fazla. Soru da diyor ki hangisinde bu durum bir çelişki var? Ya ben biliyorum ki Marmara'da İstanbul çok kalabalık
Ama Edirne ile Tekirdağ İstanbul'un daha batısında olmasına rağmen nüfus yoğunluğu daha az olan yerler. Ege'de ise doğuda yer alan Afyon, Uşak, Kütahya, batıda yer alan İzmir, Manisa, Aydın'dan daha düşük. Demek ki Ege'de bir sorun yok. Karadeniz'de de Rize, Ordu, Giresun'a göre Trabzon, Zonguldak, Bartın'ın nüfus yoğunluğu daha fazla. O zaman burada açıklanan durumla çelişen bölge Marmara bölgesi. Bir daha söylüyorum. Uzun ve karışık anlattığım gibi gelecek, kafanız karışmasın. Bu harika sorunun cevabı Marmara bölgesi. Çünkü Marmara bölgesinin batısında nüfus yoğunluğu doğusundan fazla değil, daha az. Çünkü Edirne ve Tekirdağ'ın nüfus yoğunluğu İstanbul'un nüfus yoğunluğundan azdır. Dedikten sonra 2023 Türkiye stratejisi planı, Türkiye Turizm Stratejisi planına göre yayla gelişim koridoru içinde aşağıdaki illerden hangisi yer almaz? Samsun, Ordu, Rize, Zonguldak, Artvin. Arkadaşlar bu 9. soruda ben şunu biliyorum. Yayla gelişim koridoru dedim mi Ordu kesinlikle olur. Yaylalarıyla meşhur bir şehir. Rize kesinlikle olur. Artvin kesinlikle olur. Bu üçü çok benziyor zaten ama Samsun'la Zonguldak'tan hangisidir arkadaşlar? Ben size söyleyeyim. Samsun'da iç kesimlerinde Canik Dağları'nda bir sürü yaylalar var. Ama Zonguldak'ta arkadaşlar yaylalardan bahsetmek mümkün değil. Çünkü yo Zonguldak zaten ne yaptılar? Kırptı, kırptı, kuşa çevirdiler. Zonguldak diye bir il kalmadı neredeyse. Küçücük bir alan. O küçücük alanda yaylaların etkisinden bahsetmek söz konusu değil. Dolayısıyla cevabımız Zonguldak. Buna göre numaralandırılmış merkezlerden hangileri demir çelik sanayisinin varlığına bağlı olarak nüfus yoğunluğunun fazla olduğu sahalar arasında yer almaz. Demir çelik sanayisi yoğun iş gücüne ihtiyaç duyulan bir sektördür. Dolayısıyla bu tip sanayinin geliştiği yerler nüfusun fazla olduğu alanlardır. Şimdi hangisinde demir çelikten dolayı nüfus yoğunluğu fazla olmaz? Karabük. Burada Karabük demir çelik. Ereğli, Ereğli demir çelik, İskenderun, İskenderun demir çelik. Ama Bartın'da bir demir çelik fabrikasından veya böyle bir sanayiden bahsetmek mümkün değil. Dolayısıyla cevabımız Bursa seçeneğinde doğru olarak verilmiş. Al sana çok farklı, çok klas bir soru. Sadece Doğu Ateş Coğrafya kanalında. Dinle, kazan, başarılı ol. Senin başarını isteyen bir adam var. Adı Doğu Ateş. Türkiye'de yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkilerin en önemlileri gibi türlerden hangileridir? Kekik, defne, haşhaş. Arkadaşlar, kekik ve defne aromatik bitkiler olarak sayılır. Haşhaş ise tıbbi bir bitkidir. Yani eroin üretiminde kullanılmasının yanı sıra biliyor, uyuşturan anestezi ilaçları üretiminde kullanılması bakımından her üç üründe tıbbi ve aromatik bitkiler arasında yer alırlar. Buna göre yukarıda verilen enerji tesislerinden hangisi AB tarafından desteklenebilir, yenilenebilir enerji üretim tesisleri arasında yer alıyor olamaz. Avrupa Birliği'nin sağladığı teşvikler sayesinde ülkemizde yenilenebilir enerjiye olan yatırımlar oldukça artmıştır. Karapınar Güneş Tarlası, Mersin Güneş Enerji Kulesi, Ambarra Termik Santrali, Çanakkale Rüzgar Enerji Santrali, Artvin Yusufeli Barajı. Arkadaşlar Avrupa Birliği son 20 yılda yani 2000'den bu yana yenilenebilir enerji türlerine yapılan yatırımları inanılmaz destekliyor. Hem doğrudan hem kredi verme yoluyla acayip destekliyor. Dolayısıyla Karapınar, Mersin, Çanakkale ve Artvin'deki yenilenebilir enerji tesisleri Avrupa Birliği desteklerinden yararlanabilirken Ambarlı Termik Santrali yani İstanbul'un hemen yanı başında Ambarlı'da bulunan termik santral bir doğalgaz çevrim istasyonudur. Dolayısıyla buranın Avrupa Birliği tarafından desteklendiği söylenemez. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Rüzgar enerjisinin dağılışı düşünüldüğünde illerinden hangilerinde bu tip enerjisi üretimi yapmak daha çok gelir getirir?
Şurada bir hata yapmışım. Bu tip enerji üretimi yapmak daha çok gelir getirir arkadaşlar diyor. Şimdi Çanakkale ve Sinop deniz kıyısında yer alan rüzgar etkisine, özellikle batır rüzgarlarının sürekli etkisine açık olan merkezler, dolayısıyla buralarda rüzgar enerjisi üretimi daha çok gelir getirir, daha çok yapılır. Ama Ankara ve Sivas, Türkiye'nin iç kesimlerinde yer alan rüzgar etkisine kapalı olan merkezler olduğu için buralarda rüzgarın oluşturacağı enerji üretimi oldukça az olacaktır. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2'dir. Gene farklı güzel bir soru. Doğu ateş sorusu. Bak nerede olsa tanıdım. Türkiye'de gibi değerli süs taşlarından hangilerine fazla rastlanmaması ülkemizin jeolojik açıdan genç bir ülke olmasıyla alakalıdır. Oltu taşı, lüle taşı, pırlanta, zümrüt. Arkadaşlar ben size bir ipucu vereyim. Oltu taşı ile lüle taşı 3. zamanda oluşmuş oldukça genç tortul kayaçlardır. Dolayısıyla bunların Türkiye'de bol bol bulunabilmesi Türkiye'nin genç bir ülke olmasıyla doğrudan alakalıdır. Ama pırlanta ve zümrüt çok yaşlı metamorfik masif arazilerin merkezinde yer alan çeşitli damarlarda ortaya çıkan kayaçlarda kaya filizleridir. Bu filizler de Türkiye'de görülmez. Çünkü Türkiye'de bu kadar yaşlı masif araziler bulunmaz. Dolayısıyla arkadaşlar bu sorunun cevabı 1 ve 2, yani A seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Türkiye'den geçen gibi enerji nakil hatlarından hangileri Karadeniz'in tabanına döşenmiş boru hatlarını kullanmaktadır. Şimdi arkadaşlar burada çok süper bir soru. Bence gene harika bir soru. Bunu yazanı kutluyorum. Bak diyor ki Karadeniz'in tabanına döşenmiş boru hattı. Deniz tabanından geçiyor. Ben şunu biliyorum. Mavi akımı mutlaka bileceksiniz. Mavi akım Karadeniz'den geliyor. Samsun'a kadar deniz tabanından arkadaşlar inip Türkiye'de yüzeye çıkan bir doğalgaz boru hattı. Aynı şekilde Türk akım arkadaşlar Karadeniz'in tabanından geçip Türkiye'de yeryüzüne çıkan bir akım. Bu ikisini mutlaka bileceğiz. Bu ikisi C seçeneğinde verilmiş. Trans Anadolu boru hattı ve Bakü Tiflis Ceyhan boru hattı deniz tabanından geçmez. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan seçeneğinde verilen 1-2'dir. Türkiye'nin yukarıda numaralandırılmış ülkelerden hangisiyle olan sınır uzunluğu en fazladır? Şimdi gözünüzde de canlandırın ama bilin. Türkiye'nin sınır uzunluğu arkadaşlar Asya komşularımızla oldukça fazladır. Ama özellikle bir tanesiyle olan sınır uzunluğumuz çok fazla. Neresi biliyor musunuz o? Dağların üzerindeki su bölümü çizgisinden geçen 1617'den bu yeri değişmeyen neydi o ya? Misak-ı milli sınırlarından birisi değil ama ta 1617'den bu yana hiç değişmemiş bu sınır. Kimle olan sınır? İran'la olan sınır arkadaşlar. Diğerlerinden çok daha uzundur. Irak'tan, Ermenistan'dan, Gürcistan'dan ve Bulgaristan'dan çok daha uzun bir sınır olduğu için cevabımız Bursa seçeneğinde verilmiş. Yine harika bir soru. Bu sene çıkması çok muhtemel bir soru. Hakkında bilgiler verilen Burdur ilimizde yer alan antik kentimiz aşağıdakilerden hangisidir? Burdur ilinin Ağlasun ilçesinin 7 kilometre kuzeyinde ve Akdağ yamaçlarında 1700 metre yüksekliğinde yer alır. Pisidia bölgesinin Roma İmparatorluk döneminin en önemli şehridir. Şehirde bulunan yapıların büyük bir çoğunluğu Roma dönemine aittir demiş arkadaşlar. Kibira, Olimpos, Sagalassos, Efes, Myra. Bunlardan ben gitmedim ama bunun cevabını biliyorum. Burdur Ağlasun deyince, Pisidia deyince aklıma hemen Sagalassos, muhteşem bir antik kent Sagalassos geliyor. Umarım buna da bir gün giderim. Bayılacağıma eminim. Çok güzel bir Roma döneminden kalma antik kentimiz Sagalassos bu sene sorulabilir. Aklınızdan çıkarmayın. Arkadaşlar Doğu Hoca yine sizin için mükemmel bir son soru hazırlamış. Kendisini kutluyorum. Bu soru deneme sınavlarımızın son sorusu. Yani bilmiyorum kaç soru oldu ama bayağı soru oldu. Bu bayağı sorunun en sonuncusunu yine çok güzel, çok şık, çok elit bir sorudan yeni bir kavramla sormuşum.
Ya bu çok emek verdim. Bu soruları hazırlarken özgün olmasına, hiçbir yerdeki sorulara benzememesine ve bunlardan da öte ÖSYM sorularına inanılmaz benzemesine. Daha da ötesi sınavda çıkacak soruları çok tutturmaya çok önem verdim. Dolayısıyla göreceksiniz 2 gün sonra olacak şeyleri. Ya diyorsunuz, bazınız diyor ki hocam niye YouTuber'lara laf söylüyorsun? Hocam niye bu kadar iddialısın? Hocam niye bu kadar böyle konuşuyorsun? Ya böyle konuşuyorum arkadaşım. Beğenmiyorsan git başkasını dinle. 20 yıl bu işe verdim. Gençliğim, çocukluğum, her şeyim coğrafyayla geçti. Deli gibi çalışıyorum coğrafya. Hala coğrafya çalışıyorum. Ya şundan 5 sene önce yüz binlerce çocuğun elinde benim kitaplarım vardı. Lise 9, 10, 11, üniversite hazırlık, TYT, AYT, YGS, LYS, ÖSS, ÖYS, ne ararsan. Binlerce KPSS kitabımı satılıyor. Sonra ülkedeki bir takım şeyleri değiştirdiler. Bizi dışta bıraktılar. Kızdım, kenara çekildim. Karışmadım ama bu sene bir şekilde YouTube'a başladım. YouTube'da da çok başarılı olmak zorundaydım. Umarım çok başarılı olacağız. Çünkü biliyorum Türkiye'de hala iyi olana, kaliteli olana, düzgün yapılana, emek verilene değer veren, sahip çıkan insanlar çoğunlukta. O çoğunlukta olan insanlar için üretiyorum zaten. Sizi çok seviyorum. Kimsenin kalbini kırmak istemiyorum. Ne olur beni affedin. Bir terbiyesizlik, haddim olmayan, hakkım olmayan, çirkin bir laf söylediysem defalarca özür diliyorum ama ben kötü bir insan değilim. Gerçekten benim tek derdim sizlere faydalı olabilmek, şişeler verebilmek. Ben o fırıldaklardan değil. Ben iyi bir insanım. Çoluğumdan, çocuğumdan zaman ayırıp, evimden vakit ayırıp size bu soruları hazırlıyorum. Hiçbir kitapta olamayan bu sorulara bakalım. Bakın şimdi ne sormuşum? Hangi kitapta varsa bu bana bir sor. Ya şu sorunun benzerini çıkarın bir kitaptan. İstifa edeceğim öğretmenlikten. Peşinde de bütün her şeyimi yakacağım ya. Bu kadar net konuşuyorum ya. Benzer harf değil. Virgül bulun. Eminim ben size bu kadar net. Günümüzde pek çok şehrin birleşmesiyle meydana gelen dev şehirler megapolis olarak adlandırılmaktadır. Türkiye'de megapolise tek örnek İstanbul ve çevresidir. İstanbul megapolinin içinde aşağıda verilen yerlerden hangisinin bulunduğu söylenemez. Bak süper bir soru. Yemin ediyorum farklı tarzı var. Kendini yansıtıyor. Klas bir soru ya. Kocaeli bence bu İstanbul megapolüne bağlı. Bursa kesinlikle bağlı. Tekirdağ İstanbul megapolünün bir parçası. Yalova ya zaten İstanbul'un ilçesi değil. İşte bir 10 sene önce belki bağımsız bir il haline getirildi. Ama Bilecik biliyorsunuz Bilecik var mı yok mu tartışmasını duymuşsunuzdur. Bilecik İstanbul megapolüyle hiç alakası olmayan Marmara bölgesinde yer alan küçük bir ilimiz. Dolayısıyla bunun cevabı kesinlikle Bursa. Şu soru bile aslında ne kadar farklı bir iş yapmaya çalıştığımızı ve bu farklı işin bu yüzden ÖSYM sorularıyla neden bu kadar uyumlu olduğunu kanıtlıyor. Tabii bunu duyurmak, paylaşmak, önermek de sizin bileceğiniz bir iş. Yine de ben size hepinize bol bol başarılar diliyorum. Gönül dolusu saygılar, selamlar, çabanıza hürmetler sunuyorum. İyi günler diliyorum değerli arkadaşlar. Hoşça kalın.